Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel ve huzurlu geçiyordur. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlere bir istek videosu paylaşacağım. Sevgili Sena Eren'in benden istemiş olduğu aldıklarım videosunu yapacağım. Fakat sadece aldıklarım değil, bronzerlarımı da katacağım bu videoya. Hepsini bir arada çekmek istiyorum çünkü. Hemen başlamak istiyorum. İlk olarak aldıklardan başlayacağım. Favori olan ilk 3 aldığımdan bahsetmek istiyorum sizlere. Bunlardan biri The Balm'ın Hot Mama aldığı. Gerçekten çok güzel bir aldık. Şöyle şeftali tonlarda her tene yakışacağını düşündüğüm bir aldık. Şöyle. Ve pigmentasyonu gerçekten başarılı bir aldık. Şuradaki. Ben çok severek kullanıyorum ve her tene de yakışacağını düşünüyorum. Ambalajı zaten çok şık bir ürün. Şöyle dikkat çekici. Ve ben bu aldığa bayılıyorum. Kesinlikle tavsiye edeceğim güzel aldıklardan. Özellikle de indirim dönemlerinde çok uygun fiyata geliyor. Sonra ikinci olarak Milani'nin Baked Powder Blush serisine ait 06 numaralı Bellissimo Bronz isimli şu aldığı. Bu da çok güzel bir şeftali aldık. Şöyle ışıltılı. Şuraya göstereceğim. Ben ışıltıyı seven bir insanım. Yerine göre de matlık seven bir insanım. Eğer böyle ışıltılı bir aldık arıyorsanız kesinlikle size göre bir aldık. Şöyle. Ben çok çok seviyorum bunu da. Sonra mat almak istediğim zamanlarda Plumer'ın Terracotta Blush On serisine ait 48 numarayı çok severek kullanıyorum. Şöyle. Bu da mat yapıda. Bu da gene şeftali renginde. Şöyle. Şu da Plumer'ın ki gayet güzel bir aldık. Pigmentasyonu yerinde ve yüzde çok güzel duran bir yapıya sahip. O yüzden çok seviyorum. Benim 3 favori aldığım şu şekilde. Balm'ın Hot Mama'sı, Milani'nin Bellissimo Bronz adındaki aldığı. Bir de Plumer'ın 48 numaralı aldığı. Pure Pinch isimli bu da. Ben bu 3 aldığı çok severek kullanıyorum. Gelelim diğer aldıklarıma. Bir diğer severek kullandığım H&M'in Make Me Blush serisine ait 18 numaralı Sweet Rose isimli bu aldığı. Hem uygun fiyatlı hem de performansı gayet iyi. Şöyle gül kurusu. Orada birazcık daha açık çıkıyor fakat bildiğiniz gül kurusu tonunda güzel bir renk. Şöyle. Şuradaki. Ben bunu da çok severek kullanıyorum. Normalde pembe aldıkları çok seven bir insan değilim fakat bu pembe renkli aldıklara karşı algımı değiştirdi bu aldık. O yüzden gayet başarılı buluyorum. Avon'un Color Trend serisine ait bu Flora isimli aldığım var bende. Bu da çok güzel bir şeftali. Şöyle. Bayıla bayıla kullanıyorum bunu da. Özellikle de yaz aylarında çok güzel bir aldık olduğunu düşünüyorum. Fiyat performans açısından uygun fiyatlı olup performansının da gayet iyi olduğunu düşündüğüm aldıklarımdan. Fakat tek bir dezavantajı var. Katalog ürünü olması. Katalogda biliyorsunuz renkler farklı çıkabiliyor. Şöyle. Plumer'ın bende 5 tane aldığı var. Bunlardan diğeri ise 44 numara. Bu çok güzel böyle. İçerisinde altın ışıltıları, pembe ışıltılar olan bir aldık. İsterseniz tek tek kullanabilirsiniz. İsterseniz fırçanıza karıştırıp kullanabileceğiniz aldıklar. Bunu da çok seviyorum. Şöyle renk olarak. Özellikle de bronzlaştığım zamanlar tenimin üstünde daha güzel duruyor. Aşığım buna da. Bu da gene Plumer'ın 46 numaralı turuncu şeftali aldığı. Ben bu aldığa da bayılıyorum arkadaşlar. Gayet güzel bir aldık. Böyle birazcık da aldığımdan beri çok kullandığım için biraz dibini gördüm sayılır. Hani
bombesini indirdim aşağı ve gayet başarılı buluyorum bu ürünü. Fiyatları biraz pahalı ama zam geldiği için, ama performansı gayet iyi. Son aldığım değil, pardon. Benim makyaja başladığımda ilk aldıklarımdan Flormer'ın 43 numarası. Bu böyle çok güzel bir allık. Bronz şeftali tonlarda. Şöyle. Ben bu allığı da çok seviyorum arkadaşlar. Gayet güzel allık. Şöyle. Ben genelde renk olarak şeftali tonlarını kullanan bir insanım. Hani bu açıdan sıklıkla şeftali tonlarda aldık görebileceksiniz bende. Flormer'ın çok az kullandığım bir allığı var. Lasting of Flower serisine ait bu pembe allığı. Ben şöyle göstereyim. Bu tarz pembeler bana yakışmıyor. Beyaz tenlisini sizde daha güzel durabilecek bir allık rengi. Fakat ben de hiç güzel durmadı. O yüzden hiç kullanmadım neredeyse, görüyorsunuz. Hiçbir şeyi hani bozulma olmadı. Böyle bu şekilde. Bendeki rengi LF12 maalesef üretimden kaldırıldı. Ve en nefret ettiğim allığıma geliyorum. Flormer'ın Louis Blanchon serisine ait bu da. Bunu da şu yüzden nefret ediyorum. Hiç kullanmadım. Bir kere olsun bile aldığımdan beri hiç kullanmadım. Fakat toz allık. Ben hangi kafayla aldım bu ürünü çok merak ediyorum. Yani toz allık kullanan bir insan değilim. Ve bu yüzden de nefret ediyorum. Bana göre değil toz allıklar. Gelelim devamın allıklarına. Elimde 3 tane allığım var. İlk rengi şöyle bir şeftali. Dıbağımın bu insane allıklarına bayılıyorum arkadaşlar. Yapı olarak, duruş olarak gayet güzeller. Şöyle şeftali bir allık. Sonra şöyle mor bir allığı var. Şöyle isimlerini size göstereyim. Ben çünkü okuyamayacağım. Daha şunu da göstereyim. Şöyle. Şu şekilde. Bu da böyle mor bir allık. Pigmentasyonları çok fazla olduğu için elinizin ayarını kaçırmamanız gerekiyor. Yoksa palyaçoya dönüşebilirsiniz. Ama renk olarak güzeller. Ve son olarak da şu allığı var. Böyle daha açık bir mor tonu. Bunu da çok severek kullanıyorum. Bu Dıvam'ın anlıklarından size önerecek olsam kesinlikle Hot Mama'yı öneririm. Yani hepsi güzel ama Hot Mama her tene yakışacak bir allık. Ve ben bu allığa bayılıyorum. Gelelim bronzerlara. En sevdiğim bronzerdan başlayacağım. Flormer'ın Bronzing Powder'ı. Bu devasa ürünü. Şöyle... Hala bitmedi ve bu 4. senesi. İnşallah bu sene bitireceğiz kendisini. Şöyle söyleyeyim. Devasa bir ürün. 33 gram. 30 lira 50 kuruş bir gibi bir fiyatı var. Ve fiyatına göre bereketli bir ürün. Şöyle. Ben makyajı 17 yaşımda başladım. Ve şu anda sanırım 21 yaşındayım. 4-5 sene geçti ve hala eskisi gibi performans alabildiğim bir ürün. Kokusu güzel. Ben bunları yaz aylarında fondöten kullanmak istemediğim zaman kullanıyorum bu ürünü. Şöyle söyleyeyim. Yüzde gerçekten güzel bir his bırakıyor. Duruşunu çok sevdiğim bir ürün. Şöyle. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Bir diğer bronzerim Soleil'in Max Bronz isimli bu bronzeri. Ben bunu göz farı olarak kullanıyorum arkadaşlar. Arada böyle renk katmak istediğim zaman, gölge yapmak istediğim zaman. Bronzer olarak hiç kullanmadım ama şöyle göstereceğim. Şöyle açık bir kahverengi. Şuradaki.
Rimmel London'dan iki tane bronzerim var. Ben bunları indirim döneminde almıştım. Biri 03 numara medium dark, şöyle. Diğeri ise medium rengi. Bunları da ara sıra göz farı olarak kullanıyorum. Şöyle. Son ürünüm ise Avon'un Glow serisine ait bu top allığı. Allığı değil, bronzeri. Bu seriye, bu ürüne bayılıyorum. Böyle hafif bir ışıltı veriyor yanakta ve çok güzel duruyor. Bunu da kesinlikle tavsiye ederim sizlere. Şöyle. Benim allık bir bronzerlerim bu kadardı arkadaşlar. Herkese iyi seyirler dilerim. Bir başka videoda görüşmek üzere.